Sarımsağınızı, kutsal haşınızı alın, gelin. Bu liste geçmişten günümüze sinema adama göre en iyi vampir teması içeren filmlerden oluşuyor. Listemize alamadığımız birçok filmin farkındayız. Liste çok fazla uzamasın ve sizi de sıkmasın diye bazı sağlam filmleri liste dışına tuttuk. Onlar arasında The Hunger ve Kan Arzusu da bulunuyor. Hadi monitörünüzü ya da cep telefonunuzu güzelce gümüş suyuna batırıp listenin keyfine çıkarın. Filminden beklenen tüm aksiyonu alabileceğimiz gerçekten sıkı bir vampir filmi. Kuş bakışı insan avı sahnesi filmin belki de en iyi sahnesi. İçeride yüksek şiddet unsuru sekanslarıyla bu film listemizde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Eğlenceli bir süper kahraman filmi diyebiliriz kısacası bu film için. Başrolünde Hugh Jackman'ın olmadığını düşündüğümüzde aynı etkiyi verir miydi diye düşünmeden edemiyoruz. Başarısız CGI kullanımı, Marvel evreninin o sinir bozan saçmalıklarını bünyesinde barındırsa da akılda kalıcı son derece keyifli bir film. Usta yönetmen Del Toro'nun tek başına sırtladığı bir film desek yanılmayız herhalde. Oldukça klasik bir senaryoya sahip olan bu filmde başrolün gerçeküstü oyunculuğu ve tabii ki de Del Toro'nun sihirsel dokunuşları sayesinde bu filmi kült mertebesine taşımış, adını vampir filmleri arasında güzel bir yere koydurmuştur. Klasik vampir filmlerinden oldukça uzak bir hikayesi olan bu sanat dolu filmde, yüzyıllar boyunca birbirine saf sevgiyle yaklaşan iki aşığın konusu işleniyor. Onu diğer vampir filmlerinden ayıran en belirgin özelliği, vampir temasının dışına çok fazla çıkmadan iki insanın birbirine olan aşkını ölümsüzleştirircesine izleyiciye sunmayı başarmasıdır. Korku ve gerilim öğelerinin temasına hakaret edercesine az olduğu ama gizemini sonuna dek koruduğu bu ciddi anlamda sanatsal filmi listemize koymadan edemedik. Gerilim filmleriyle nam salmış usta yönetmenin kült filmi. John Carpenter'ın yönettiği ve müziklerini yaptığı, James Woods'un oynadığı 1998 Amerikan bağımsız neo-western aksiyon korku filmi. Vampires adlı romandan uyarlama bu kült filmin iki tane de devam filmi çekildi. İlk başta 60 milyon bütçe olarak tasarlanan filmin bütçesi 20 milyon dolara kadar düşürülmüş. Buna rağmen hasılatı bütçesini çıkarmayı zor başaran bu film için Carpenter, filmimi anlamadılar demekten de kendini alıkoyamamıştır. Vampir türünden hoşlanmayanların bile bu filme bayılacağını her zaman dile getirmişizdir. Listemizdeki en sanatsal filmlerden biri bu. Adeta şiirsel bir anlatıya dönüşen bu ilginç film, iyi ve kötünün bir arada nasıl yaşayabileceğinin izahını yapar bizlere. Alacakaranlık serisinin gördüğü ilginin onda birini göremedi maalesef bu film. Ama en nihayetinde listemizde Alacakaranlık yer almıyor. Senaryo ekibinde Tarantino'nun da olduğu mükemmel diyaloglara sahip, harika oyunculuklarla aksiyonu iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir film. Bir polisiye gerilim olarak başlayıp korku temasına sorunsuzca geçişi takdire şayan unsurlardan bir tanesi. Kara mizah dolu Tarantino imzalı bu film kült olmayı her zaman hak ediyor. 1922 yılında çekilen vampir temalı filmlerin atası olan Nosferatu güzellemesi olarak da ele alabiliriz vampirin gölgesini. Korku ve gizem dolu bir film arayanların buluşma noktasıdır bu film. Birbirinden harika oyunculuklara ev sahipliği yapan vampirin gölgesi, basit bir konuya sahip olmasına rağmen gerilikçi yapısıyla birlikte seyirciyi esir alıyor. Birçoklarına göre Dracula karakterinin en iyi uyarlamasıdır bu film. Gary Oldman'ın Dracula karakterine verdiği hayat öylesine doyumsuz bir tat bırakır ki peşi sıra vampir temalı filmler artık Hollywood'u kasıp kavuracaktır. Karanlık ve kasvetli atmosferiyle izleyeni filmin içine zınk diye çekiyor. Yönetmen deyasını hemen her sahnede görebileceğimiz sekanslarıyla bu şaheser film görsel bir şölen başlığını hak ediyor. Listemizdeki tek süper kahraman vampir filmi. Vampir temasının işlendiği en bağımsız öykülerden olması, başrolünün role kattığı harika uyum, gotik atmosferi, hafızaları kazınan sahneleriyle Blade gelmiş geçmiş en iyi vampir filmlerinden bir tanesi. Derinliğine hayran bıraktıran nefis bir film. Bu bir vampir filmi değil. Hayır, tek başına bu şekilde açıklanmamalı. Bu vampirleri içeren bir film. Onu bu alana sıkıştırırsak bu derinliğini yok saymış oluruz. Listemizde bulunan 30 günlük gece filmi için şak diye vampir filmi diyebiliriz. Aynı şekilde Blade serisi için de bu tanımı uygun bulabiliriz. Ama hayır dostum, Jordan harikası bu film için bir vampir filmi demek onu hiç anlamamak olur. İyi de bu bir zombi filmi değil mi?
Elbette değil. Dikkatsiz bir seyirci için klasik bir zombi filmi diyebilirdik bu film için. Ancak kitabındaki ayrıntılarla beraber ve uyarlaması olan bu filmde de görebileceğimiz üzere baş karakterimizin aldığı önlemler, zombileşmiş varlıkların güneşe çıkamaması gibi detaylar vampir olduklarını hep haykırmıştır zaten. Filme gelmeye, onu anlatmaya bence pek gerek yok. Ben efsaneyim, adı gibi bir efsanedir zaten. Yalnızlığın en iyi anlatıldığı film diyebiliriz rahatlıkla. 1921'de yönetmen Murnau, Bram Stoker'ın Dracula adlı romanına dayanan bir korku filmi yapmak için yola çıkıyor. Ancak Stoker'ın malikanesi tarafından mülk hakları reddedilir. Murnau küçük bir değişiklik yaparak ismini Nosferatu olarak, baş karakterin adını da Count Orlok olarak değiştirir ve ardından sessiz film döneminin bir klasiğinden başka bir şey olmayan bu harikayı yaratır. Yapıldığı dönem için sarsıcı bir filmdir. Stoker'ın ölümsüz öyküsünü aslında birebir sadık kalarak uyarlamıştır ve o zamanlar benzerleri daha önce hiç görülmemiş görüntüleriyle Nosferatu bir devrime kapı aralar.